on binlerce kişinin emekliliği riske girdi. Düzeltme yapmak için son tarih Ekim sonu. Emeklilik bekleyen on binlerce EYT'li Ekim sonuna kadar gerekli düzeltmeleri yapmazsa Sosyal Sigortalar Kurumu üzerinden emekli olma hakkını kaybedebileceği ortaya çıktı. SSK'lı olarak çalışıp sonrasında bağ kura geçenlerin emeklilikleri riske giriyor. Uzmanı isim Ekim sonuna kadar gerekli değişikliği yapmamaları halinde, pek çok kişinin EYT hakkını kaybedebileceğini vurguladı. Binlerce kişi farkında değil. İçinde bulunduğumuz Ekim ayının emeklilikte hayati bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, emekli adaylarını uyardı. Özgür Erdursun, "E 10 binlerce EYT'li vatandaş SSK'dan emekli olma hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Ancak birçok kişi bu durumun farkında değil." dedi. EYT'de kritik tarih Ekim sonu. Özgür Erdursun, emeklilik süresindeki gözen kaçan bir noktaya dikkat çekti. EYT düzenlemesinden faydalanan pek çok kişinin farkında olmadan emeklilik haklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Özgür Erdursun, özellikle 8 Eylül 1999 öncesi SSK'lı olup sonrasında, Bağkur'a geçenler için Ekim 2024 sonunun büyük bir dönemeç olduğunu hatırlattı. Emekliliğiniz tehliğe girebilir. Özgür Erdursun, SSK'lı çalışırken bağ Kura geçenlerin çıkış işlemlerini tamamlamaları gerektiğini söyleyerek, 1 Mayıs 2021'den sonra Bağ-Kur'a başlayanlar için bir problem söz konusu değil. Ancak bu tarihten önce Bağ-Kur'a geçmiş olanların 30 Ekim 2024'e kadar Bağkur'dan çıkış yapmaları gerekiyor. Eğer 30 Ekim 2024'e kadar Bağkur'dan kurdan çıkılmazsa ve 1261 günün üzerinde Bağkur kur primi ödenmişse Emeklilik statüsü otomatik olarak SSK'dan Bağkur'a geçiyor. Bağkur'dan emekli olmak, SSK'ya göre daha fazla prim ödeme süresi ve daha düşük emekli maaşı anlamına geliyor. Bu nedenle, birçok kişi için bu durum ciddi bir dezavantaj yaratabilir ey bilgilerini verdi. Kimler risk altında? Söz konusu düzeltme 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı girişi olan daha sonra Bağkur'a olarak çalışmaya devam eden kendi iş yeri olanlar, şirket ortakları veya esnaf siciline kayıtlı kişiler, 1 Mayıs 2021 öncesinde Bağkur borçları silinenleri ilgilendiriyor. Erdursun sorunun nasıl çözüleceğini açıkladı. Özgür Erdursun, sorunu çözmek için e-Bağkur'dan çıkış yapmak için ise iş yerinizi kapatabilir. Şirket ortaklığından ayrılabilir ya da başka bir iş yerinde çalışmaya başlayarak Bağkur'dan çıkış yapabilirsiniz Ediye konuştu. Özgür Erdersun, eğer bu tarihten sonra çıkış yapsanız bile 1261 günden fazla Bağkur priminiz varsa, emeklilik statünüz Bağkur olarak belirlenecek diyerek uyarılarına devam etti. Çalışma süresi uzayabilir ve maaşlar düşebilir. Emekli olacakların ekim sonuna kadar gerekli işlemleri tamamlaması gerekiyor değişiklik yapılmazsa daha uzun bir çalışma süresiyle karşılaşılabilir bu aynı zamanda daha düşük bir emekli maaşı anlamına da geliyor